Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün ikinci defa Mehmet Arif Demirel Bey ile beraberiz. Bundan önce de 3 Mayıs 2021'de Ermeni konusunda kendisinden çok kıymetli bilgiler almıştık. Bugün bazı gelişmeler olduğu için tekrar görüşmek ihtiyacını hissettik. Üstelik 24 Nisan'da her sene sözde Ermeni katliamı kutlamaları dolayısıyla bu konu her sene gündeme geliyor biliyorsunuz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mehmet Bey'i 3 Mayıs 2021'de çok geniş olarak tanıtmıştım. Ama kısaca kendileri 1939 İstanbul doğumlu. Yani şu anda 83 yaşındalar maşallah. İngiltere'de makine mühendisliği ve yüksek mühendislik tahsilleri yaptıktan sonra Türkiye'de uzun yıllar makine mühendisliği olarak çok başarılı işler yapıp bizim otomobil veya taşıt sanayindeki aksakallılarımızdan şu ana kadar çeşitli konularda yayınlanmış 72 kitabı var. Ama ben bugün o 72 kitabı içerisinde ağırlıklı olarak Ermeni konusunu ele aldığı şu 3 kitabını size tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Yalancılar, İtirafçılar, Ermenilerin Yalancıları, İtirafçıları ismindeki kitap. Daha sonra da İhanet ve İntihar ve İsyan isimli kitabı ve bu her iki kitabıyla da beraber bu iki kitaptaki bilgi ve belgelerle hadi gelin yüzleşelim diyen bugün 83 yaşındaki Mehmet Akif Demirel Bey. 3 Mayıs'taki yaptığımız programda çok önemli bilgiler verilmişti demiştik. O programı henüz izlememiş olan izleyicilerimiz için çok kısa bir ben hatırlatma yapmak istiyorum. Her şeyden önce o gün konuşmasına İngiltere'deki tahsil hayatının ilk gününde hocasının yanlış ham maddeden doğru ürün çıkmaz sözünü ilk defa ilk dersimde orada duydum ve hayatımın sonuna kadar da bunu kendime parola ettim. Asılsız Ermeni iddiaları konusuna da işte bu yanlış iddiaları ortaya bulup çıkartmakla bu konuda çok büyük hizmetleri oldu. Neydi o gün konuştuğumuz konular? Pastırmacıyan, bu oldukça ünlü bir Türk düşmanı Ermenidir biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1918'de büyükelçi gibi Ermenilerin bulunduğunda 50 sayfalık bir kitap yazıyor. Onun da 2021'de tercümesini Sayın Mehmet Bey yayınlıyor. Daha sonra Aharosyan 1919'da 65 sayfalık bir bu konuda yayınlanmış kitabı. Kaçaz Nuni'nin 1923'te 72 sayfalık. Hatisyan'ın da Atina'da 1930'da yayınlamış olduğu 368 sayfalık bu 4 tane kitabına dayanaraktan çok güzel bir sunumla özet olarak Ermenilerin asılsız iddialarına şu vecizesiyle karşılık vermişti. 1.580.000 Ermeni hayatta kaldı, Ermeni iddiaları havada kaldı. Evet. Sayın Aksakallımız, bugünkü konuyu sizin anlatmanız için sözü size vereyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Turgay Beyciğim, şu anda dünyada 7 milyar 950 milyon insan yaşıyor. Bu dünya Hristiyanların egemen olduğu bir dünya. Hristiyanların egemen olduğu dünyada Hristiyan Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma uğratıldıkları bayanlarının gerçek dışı olduğunu biz Müslüman Türkler Hristiyan ülkelere anlatamıyoruz. Bunun neticesinde de 33 ülke artı Hristiyanlığın merkezi Vatikan yönetimi bizi bugünkü günlük tabiriyle, deyimiyle seri katil yani soykırımcı ilanı parlamento kararıyla ilan etmiş durumda. Bunun başlangıcı 1965. 24 Nisan 1965.
Bu tarihten 3,5 yıl önce 12 Eylül 1961'de ben Erivan'daydım. Erivan'da 6,5 saat Nahçıvanlı Ali adında bir Türk'le gezdik, konuştuk yüksek sesle. Benim Türkiye şivesiyle konuştuğumu duyan özellikle hanımlar geldiler, boynuma sarıldılar. Dostluk gösterilerinde bulundular. Hasret kaldık İstanbul'a, hasret kaldık o Türkçe'ye diye beni daha fazla konuşmamı istediler benden. O meydanda 3,5 yıl sonra Sovyetler Birliği'nde ilk defa diasporanın aldığı izin ile Türkiye aleyhinde bir miting yapıldı. Bu miting 1915 olaylarının 50. yıl dönümünü anmak üzere yapıldı. Türkiye aleyhine saatlerce on binlerce kişi en ağır suçlamalarda bulundular bağıra bağıra. Ve ne yazık ki Türk basını, Türk gazetelerin bir tek satır haber bile yapmadı bu olayı. Bu bizim bu konuya olan ilgisizliğimizin çok çarpıcı bir örneği. Şimdi bakınız, 1965'te ilk parlamento kararı çıkıyor. Nerede biliyor musunuz? Uruguay'da. Uruguay nere, Türkiye nere? Bugün bile Uruguay'ın Ankara'da büyük elçiliği yok. Uruguay'da şu anda sokakta 100 kişiye sorsanız Türkiye nerededir diye bilmez. Ama parlamento kararı alıyor. Bu parlamento kararı 1965 ilk karar. 2021 56 yıl. 56 yılı ikiye böldüm. 28. İlk 28 yılda Turgay Bey 4 ülke karar alıyor. Uruguay, komşusu Arjantin, her ikisinde de Ermeni azınlıklar var. Çok çok sayıda, çok aktifler. Artı Güney Kıbrıs ve Sovyet Ermenistan'ı. 4 ülke. İkinci 28 yılda 28 ülke Türkiye aleyhinde karar alıyor. Artı Vatikan. Bakın, ilk 28 yılda 1993'e kadar 4 ülke, 93'ten 2021'e gelene kadar 28 ülke. Yılda bir tane. 2021'de 2 ülke. Letonya ve Avustralya. Şimdi benim bu konuyla ilgilenmem Maduro'nun 2005 yılında dost diye bildiğimiz, İstanbul'da kebap ikram ettiğimiz, dost dediğimiz, ticaret yaptığımız, hiç kimse yapmazken Venezuela'nın Maduro'su 2005 yılında parlamento başkanıymış Venezuela'nın. Parlamento başkanı iken Türkiye aleyhindeki kararların en ağırını almış. Burası, bu gösterdiğiniz gazete ofisyal Venezuela'nın resmi gazetesi. Tarih 18 Temmuz 2005. Altta sarıyla başlayan Asamble Nasyonal, Milli Meclis'in kararı. Birinci paragrafta diyor ki, Türkler, sıkı durun, Türkler insanlık tarihinin ilk planlı soykırımını yaptı. Nokta 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 2 milyon Ermeni öldü. Bakın, Ermeniler bile 1,5 derken dostumuz Maduro. Ben bunu görünce hemen bu gazete, benim dergimin adı Kemalist Demokrat Türkiye Dergisi. Kapak yaptım. Ön kapağında bu var. Arka kapağında da Maduro'nun imzasını taşıyan devamı var. Bütün siyasi partilere Turgay Bey, 10'ar adet Sözcü, Yeni Çağ Cumhuriyet gazetelerine 5'er adet, 10 Mart 1900, 2021'de, 2020'de bu dergiyi gönderdim. Herhalde dedim telefonlarım kilitlenir dedim. Sıfır tepki. Sıfır tepki. Bu Türkiye'de hiç kimsenin bu konuyla ilgilenmediğinin ikinci belgesi. Bir tanesi 24 Nisan 1965'te, Mart 2021'de durum hala aynı. Bu dergiyi alan hiç olmazsa birisi vay anasına demesi lazım, değil mi?
Böyle şey mi oldu demesi lazım. İçinde hem İngilizce hem Türkçe kararı koydum. Bu dedim dostumuz. Şimdi yeni bir dergi çıkardım. Bugün çıktı dergi. Yarının tarihini taşıyor. Derginin başlığı okuyorum. Urfa'da bir Auschwitz yoktu Sayın Duda. Andrzej Duda, Polonya'nın devlet başkanı. Polonya'nın devlet başkanı 16 Nisan günü Ankara'ya geldi. Bir toplantı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve o toplantının sonunda kendisi iyi ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz dedi. Onun üzerine ben de dedim ki iyi ilişkilerini geliştirmek istiyorsan önce senin parlamentonun oy birliğiyle 2005 yılında aldığı kararın iptal edilmesini sağla. Çünkü Urfa'da bir Auschwitz yoktu ama senin ülkende Auschwitz vardı. Treblinka vardı. Chelmno vardı. Majdanek vardı. Sobibor vardı. Bezek vardı. Bunlar Hitler'in kurduğu insan öldürme kamplarıydı. Extermination camps. Auschwitz'te Sayın Turgay Tüfekçioğlu 120 Ukrayna esiri çalışıyordu. Gaz odalarından çıkan ölüleri kazdıkları çukurlara gömmek için. Böyle kadrolarla çalıştılar. Böyle kadrolarla 4 yılda öldürebildikleri Yahudi sayısı 3 milyon 130 bin. Urfa'da bir Auschwitz yoktu dedim Sayın Duda'ya. Ve bunun hepsini anlattım. Şimdi devam ediyorum. Bizim aktif olarak, ama ben buna yetmem, tek başıma yetmem. Aktif olarak aleyhimize karar alan parlamentolara doğru bilgileri ulaştırıp onların tıkalı kulaklarını delecek şekilde, onların Hristiyan kulaklarının delecek şekilde itiraz edemeyecekleri belgeleri ortaya koyarak. Şimdi Trabzon'a konferansına geleceğim. Olay 1915-16 olaylarından 2 yıl sonra, 2 yıl sonra Güney Kafkasyalılarla beraber Ermeniler de en ağır toplarını göndermişler. Kaçaznuni, Hatisyan. Ne demişler? Barış yapalım. Başka ne demişler? Doğu Anadolu'da yaşamakta olan Ermeniler için özellik. Hani ben bunları öldürmüştüm. Trabzon Konferansı'nın tarihi 14 Mart 1918. O tarihte belgelerini ortaya koydum. 1.586.000 Ermeni hayatta idi. Belgeleri, 2 tane Amerikan Dışişleri Bakanlığı arşiv belgesi, 2 tane Ermeni kökenli Amerikan profesörünün üniversite yayını, 1 tane Cemiyet-i Akvam raporu, 5 tane belge itiraz etmesi sıfır ihtimal var. Bu belgelerle gösteriyorum ki Trabzon Konferansı'na, yani olaylardan tam 2 yıl sonra 14 Mart 1918'de şu adamlar oraya geldikleri zaman 1.586.000 Ermeni hayattaydı. Bizim bir bataklığa girmememiz lazım Turgay Bey. O bataklık da şu. Efendim kaç Ermeni vardı? Osmanlı sayımı 1.294. Ermenilerin taksimetreyi açıyorlar, 2,5 milyon diyorlar. Arasını, bu orta yolu bulmak mümkün değil. Girmeyin, sayılara girmeyin. Bırakın sayıları. Artı kaç Ermeni öldü? Türklerin kitaplarında, raporlarında, çalışmalarında 50 bin ila 100 bin Ermeninin ölmüş olabileceği kabul ediliyor. Ermeniler 1,5 milyon diyor. Orta yol bulmak imkanı var mı? Yok. O zaman bu bataklığa girmeyin. Sayılara girmeyin. Siz ölenleri bırakın. Hayatta olan Ermenilerle gidin üst üstlerine. Hayatta olan Ermenilerin belgeleri var çünkü. Ölenin belgesi yok. Ölenin mezarı da yok. Şimdi Trabzon Konferansı'nın sonunda Ermeniler Kars ve Ardahan'dan çıkmak istemedikleri için şimdi diyorlar ki barış yapalım. Geldikleri gün 14 Mart'ta. Barış yapalım. Barış kalıcı olsun. 1914 sınırları geçerli olsun. Bu ne demek?
Ruslar işgal etmişler Erzurum ve Trabzon'u ve Sivas'ı. Hayır, Erzurum ve Trabzon'u işgal etmişler. İhtilal olduktan sonra Ekim 1917'de Rus askerleri Lenin yeni rejim bedava toprak dağıtıyormuş söylentisi üzerine ellerini, silahlarını alıyorlar, cephanelerini, erzak depolarını bırakıyorlar, gidiyorlar. Bunlar kime kalıyor? Bunlar Arthur Derunian'ın 1955'te Diaspora'nın bir yayınında belirttiği gibi bu koca ülkenin, yani bu koca bölgenin Trabzon'dan Muş'a kadar, Bitlis'e kadar, Van'a kadar, Ağrı'ya kadar kocaman bir bölge, 130 bin kilometre kare bu bölgenin yönetimi 5 ay süre ile Ermenilere kalıyor. Oradaki Ermenilere kalıyor. O özellik istenen Ermenilere kalıyor. İşte bu Ermeniler diyorlar ki Mart'ta geldikleri zaman Trabzon'a, biz 1914 sınırları geçerli olsun. Halbuki Trabzon konferansı başladığı 14 Mart'tan 11 gün önce Lenin ile bir anlaşma yapmış Osmanlı ve Lenin, biz Kars ve Ardahan'ı sizden haksız yere almıştık, iade ediyoruz diye altına imzalamış anlaşma, Osmanlı ile barış antlaşması. Şimdi diyorlar ki biz buradan çıkmayalım. Öyle onun üzerine bir ay sürüyor Trabzon konferansı. Barış sağlanamıyor. 14 Nisan'da ayrılıyorlar Güney Kafkasya heyeti, Ermeniler de birlikte. Veyp Paşa, 3. Ordu Başkomutanı, Albay Karabekir'e talimatını veriyor. Doğu Harekatı başlıyor. Kars 10 gün sonra alınıyor. Ardahan alınıyor. Batum alınıyor. Ermeniler onun üzerine daha da fazla toprak kaybediyorlar ve Türkiye, yani Osmanlı Devleti Tiflis, Gümrü, Nahçıvan demir yolunu da ele geçiriyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ni Enver Paşa'nın bir ultimatumuyla, ultimatum da şöyle veriliyor: ben karşımda tüzel kişiliğini ilan etmiş devlet istiyorum anlaşma yapmak için. O zaman o nedenle devletlerinizi ilan edin. 28 Mayıs'ta Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti kurulduk 1918. Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor. Hatice koşa koşa geliyor Batum'a. Bakın diyor, verdiğiniz ultimatum çerçevesinde saatine kadar uyduk, geldik, barış yapalım diyor. 8 günü barış görüşmesi yapılıyor. 4 Haziran günü barış imzalanıyor. 26 sayfa Turgay Bey. Çok detaylı. Ama Mondros Mütarekesi'yle çöpe gidiyor. İşte 1920'de aynı şey oluyor. Aynı Ermeni açgözlülüğüyle gene Kars'ta iken, Kars onun idaresine iade edilmişken Mondros'ta Oltu'ya el atmak istiyor. Oltu'ya el atmak için savaş başlatıyor. Savaşta yeniliyor. Gümrü'de anlaşma imzalanıyor. Şimdi burada çok enteresan bir durumla karşılaştık. Yeni bir belge, yeni bilgi. 3 Mayıs'tan çok sonra. Bu da şu: Gümrü Anlaşması'ndan önce ateşkes çok ağır şartlarda imzalanıyor. 18 Kasım günü. Hükümet istifa etmek zorunda kalıyor. 38 yaşında yeni bir Ermeni lider başbakan oluyor. Başbakan olduktan 2 gün sonra 25 Kasım günü Ankara'ya bir mektup, telgraf çıkıyor. Bu telgrafı bulduk. Bu telgrafta diyor ki, ben başbakan oldum, senden barış imzalamak istiyorum diyor. Ve barış kalıcı olsun diyor. Bakın, ikinci defa barış talebi Ermeniden geliyor. Soykırımcı Türk'e. Bir tanesi 1918, 14, 18, 14 Mart'ta 1918'de Trabzon'a gelmişti talep, Rauf Orbay'a. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya geliyor. 25 Kasım 1920. 7 gün sonra Gümrü Anlaşması imzalanıyor. Şimdi bakınız, Batum Anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşma. Ermenistan Cumhuriyeti'nin imzaladığı ilk anlaşma. Gümrü Anlaşması ise Ankara Hükümeti'nin imzaladığı ilk anlaşma. Ermenistan Cumhuriyeti'nin imzaladığı son anlaşma. Çünkü ertesi gün
Bolşevik Ruslar Ermenistan'ı işgal ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti ortadan kalkıyor. Şimdi toparlayalım. Bütün bunları bir araya getiren çok kısa. Benim bir kitabım var İngilizce. All the Facts. All the Facts kitabı demek bütün doğrularla yüzleşelim. Bütün doğrularla gelin birlikte yüzleşelim. Siz de ben de. Benim hiç korkum yok yüzleşmekte. Yeter ki doğruları doğru doğru ortaya koyalım. 1900 bu kitap 40 sayfa Turgay Bey. Anket yaptım. 33 dakikada okunuyor. Anglo-Sakson kafasına göre hazırlanmış. Anglo-Sakson Türkler dendiği zaman kilitli kulaklarını delecek şekilde yazılmış. Orijinal İngilizce yazılmış. İngilizceye çevrilmemiş. Çevirilerde hata oluyor. Eksik oluyor. Çeviri kokuyor. Orijinal İngilizce yazmayı öğrenmemiz lazım. Ben artık 5 tane, benim 10 tane kitabım oldu Ermeniler konusunda. 5'i İngilizce, orijinal. 5'i Türkçe. Türkçe ile İngilizce birbirinin çevirisi değil. Türkçe, Türk okuyucusuna göre yazılmış. İngilizce, Anglo-Sakson dünya için yazılmış. Şimdi neticede bizim hiç kimseden korkumuz yok, ayıbımız yok. Ortada 1.586.000 Ermeni hayatta kalmış. Onlar iki defa bana gelmiş. Bu barış yapalım demiş. Barış kalıcı olsun demiş. Kendisi imzalamış. En sonunda maalesef Ruslara mağlup olmuş. Ruslar yenildikten sonra da Ermenistan Cumhuriyeti diye bir şey kalmamış. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu sefer diasporanın uydusu haline gelmiş. Diasporanın etkisi altında yaşıyor. Şu anda diasporanın bir vilayeti gibi olmuş Ermenistan. Diaspora ne derse o oluyor. Onun için normalleşme sürecinde iki tane kitap çıkardım. Gene biri İngilizce, biri Türkçe. Ya diaspora ya Türkiye dedim. İkisi birden olmuyor. En son sözüm şu. Pastırma Cihan dedik ya. Pastırma Cihan Amerika'da büyük elçi iken çok enteresan bir mektup yazıyor. 9 Aralık 1921. Artık Ermenistan Cumhuriyeti diye bir şey kalmamış. Yok. Sovyet Ermenistan'ı var. Kendisi ama hala daha orada kilisenin gönderdiği paralarla büyük elçi. Amerika'da. Bir dostuna mektup yazıyor. Elimize yeni geçti mektup. Bu mektup diyor ki tek çare, bu kelimeyi kullanıyor, tek çare Rusya'nın himayesinde Amerika'nın manevi ve maddi yardımları ile Türkiye'den 6 vilayeti alıp Birleşik Büyük Ermenistan'ı kurmak. Hedef bu. Bütün gözü benim 6 vilayetimde. Nedir bu 6 vilayet? Erzurum, Sivas, Harput, Diyarbakır, Bitlis var. Yani Doğu Anadolu. Şimdi biz bir vakıf kurduk 3 gün önce. Vakıfın adı Tek Ar Vakfı. Türk-Ermeni konusunu, Türk-Ermeni derken hem bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin konusu, Ermeni konusu. Türk-Ermeni konusunu araştırma vakfı. Bu vakıf, tek kısa adı Tekar. Bu vakıf uzman kişilerle, üçlü çalışma gruplarıyla, yani tarihçi, asker, diplomat. Üçlü çalışma gruplarıyla Türk-Ermeni konusunu araştıracak. İlk 12 ay bütçesi 120 bin lira. Bankada yatıyor, yattı. Bu çalışma yapılacak, yaptırılacak. Ortaya 3 tane 200'er sayfalık İngilizce rapor çıkacak. Ondan sonra bu rapor bir üniversite ile birlikte akademik ambalaj içine girecek, dünya kamuoyuna kısa kitapçıklarla, kısa mesajlarla ortaya çıkacak. Bu çalışma inşallah bir 100. yıl dönümüne yetişecek. Yani 29 Ekim 2023'e yetişecek. Son sözüm de bu oldu. İyi akşamlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Bu söylediğiniz yeni belgeler o İngilizce kitaba koydunuz mu? Tabii.
Tabii. Onlara koydunuz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaade ederseniz benim de sizinle bu yaptığımız ikinci programdan sonra genç kardeşlerime, Türklere, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birkaç sözüm olacak. Bakınız Mehmet Arif Demirer bugün 83 yaşında. Başarılı bir makine mühendislik hayatından sonra işte çeşitli konularda 72 kitap yazmanın yanında konuşmanın başında da belirttiğim gibi tamamen Ermeniler tarafından yazılmış 4 tane önemli kitabı ki onların nasıl bulunduğunu, nasıl tercüme ettirdiğini 3 Mayıs'taki 2021'deki programda uzun uzun anlattığımız için tekrar etmiyoruz. Ama yani 70 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinde olan bu önemli belgelerden bir tanesini Mehmet Bey'in bulup ortaya çıkartıp tercüme edip koyması şu ana kadar yapmış olduğu bütün faaliyetlerin sadece bir tanesi. Ama bizim buradan bir şey çıkartmamız gerekiyor. Biraz önce söylendiği gibi Hristiyan dünyası Türkiye'yi tanımadan dahi işte Uruguay misalinde olduğu gibi burada dünyada işte bu tabii ki yalnız soykırımın tanınmasıyla kalmayacak. Bu tanınmanın arkasında toprak talebi gelecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki nesillerimize bile başını ağrıtacak bir konu. Burada bizlerin ben şu meslekteyim, bu bana ne, bundan ilgilenecek insanların vazifelilerin olması lazım diye düşünülmemesi lazım. Gene bakınız, özellikle Los Angeles'ta her sene bizim konsolosluğumuzun önünde 24 Nisan'da Amerika'nın her tarafında yaşayan genç Ermeniler gelir ve maalesef Türk bayrağını ezerler, çiğnerler. Bunların geçmiş yıllarda olan bir tanesini benim o yıllarda orada olan oğlum çekmiş ve ceviz kabuğu programında da göstermiştik. Yani karşı taraf davasına, haksız davasına, yalan davasına bu kadar sahipken biraz önce Mehmet büyüğümüzün anlattığı gibi ki onun elindeki belgeler tek belge değil, böyle araştırıldığı zaman güneşin başlıkla sıvanmayacağı ortada. Yani Türklere durduk yere bir soykırımcı suçu üstümüze bu elbise giydirilmek isteniyor ve maalesef işte gönderdiği belgelere siyasi partilerin veya basın kuruluşlarının ilgisizliği gerçekten acı verici. İşte bunların bitmesi için herkesin bu konuda vaziyet ve tavır alması gerekiyor. Bu konularla ilgilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde kaybedecek olduğumuz toprağımızdır. Bunu en açık ve seçik şekilde söyleyelim ki bir zamanlar 2022'de işte biri 84, biri 72 yaşında olan iki kişiden bunları duymuştuk diyeceksiniz. Bundan 15-20 sene sonra ama vaziyet alınmazsa, tedbir alınmazsa, Türkler Türk gibi davranmazsa çok büyük problemlerle göğüs göğüse karşılaşacaklar. Mehmet Bey, son söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Tekrar Vakfı'na yardım edin, manevi yardım edin. Tekrar Vakfı çok evet. Büyüyecek inşallah. Bakınız, bütün bu çalışmaların üzerine 23'te Tekrar Vakfı'nın raporları ortaya çıkacak. Evet, 83 yaşında Mehmet Bey vakfın da kuruluşuna öncülük etti. Benim de içinde çok tanıdığım 20-25 tane arkadaş bu vakfın üyesi. Onlar sivil kuruluşlar olarak hiç kimseden yardım almaları da maalesef söz konusu değil. Çünkü şu gerçeği de bilelim. Türkiye'deki zenginlerimizin büyük çoğunluğu maalesef milli değil. Bunu da çok iyi bilelim. Yani Ermeniler yüzlerce binlerce kitap çıkartıyor. Yüzlerce vakıfla çalışma yapıyorlarsa arkalarında Ermeni zenginlerin desteği var. Ama Türkiye'de kimin neye destek verdiğini birazcık araştırma yapan insanlar iyi bilirler. Peki çok teşekkür ediyorum.
bundan sonraki araştırmalarınızı tekrar bu kanal vasıtasıyla Türk gençlerine duyurmak isteriz. Şu ana kadar yaptığınız tüm çabalardan dolayı size şükran borçluyuz. Türk Dili ve Tarihi'nin izleyicileri bir başka programda buluşmak üzere sizlere de iyi günler diliyorum. Mehmet Bey, tekrar hürmetler ve iyi günler efendim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar.